Kurşun adres sormaz ki, yaktın beni en derinden. Depremlerde yine yüreğim, yangınlar çaresiz. Dön, yine onu bana bıraktın değil mi? Dur ben deneyeyim bu sefer de madem. Dene. Üstüme alıyorum bu suçu. Kıpır mısın? Dön gel yine sev beni, sar sevgime sevgini. Nefes gibi muhtacım sana. Havaya uçacağım ulan Besver. Ulan Veys. Abi gerginim. Sebep? Anlattın kuruntularda. Benim öyle bir falcım vardı. Öyle olurdu, böyle olurdu. Ritüeller bilmem neler. Tuttu beni kolumdan buraya getirdin. Ben 25 yaşında bir fal bakiriyim. Bugün burada kurşunumu döktüreceğiz. Geleceğimizi mi duyacağız? Duymak istemediklerimizi duyacağız. Yeraltı kanalına hoş geldiniz. Hocam merhaba. Merhaba. Hocam hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Bir kere çok heyecanlıyız. Hocam Kaan mıdır, Kaan mıdır? Kaan. Kaan hocam. Videonun başında da konuşmuştuk. Sürekli hocam, hocam, hocam diyorsunuz. Bu hocam nereden çıktı diye. Hocam bilmiyoruz. Belki de bunu bugün buraya yok etmeye geldik ama sevgili kardeşim Mesutcan Toma ile birlikte kariyerimizde ilk defa böyle bir deneyimde bulunacağız. Benim hayat kariyerimde ilk defa. Sadece kariyerimde de değil yani. Ömrümde benim ilk defa geldi. Geçmişte ama yani hayatıma bir nevi musallat olmuş ve bir nevi de kapı, açık bir kapı sen aradığım bir mevzu ya. Sen çok takılıyorsun bu işlere ya. Ben biraz çekiniyorum hocam. Ama şimdi de sevgili takipçilerimiz için çok uzun bir aradan sonra arkadaşlar bugün Kaan hocamla birlikte inanılmaz bir ufukta bir pencere açacak mıyız hocam ya? Ben öyle hissediyorum. Kapıdan girer girmez dedim ki ahir hayatta galiba karşılaştık diye. Muhtemelen. Yani bilmiyorum ama hocam kendinizden biraz bahsetmek gerekirse biz niye buradayız? Kader olgusunu esasında biz çıkartıyoruz ortaya. Kader sizi buraya getirdi. Bir daha gelirseniz irade. Yani demek ki benim size söyleyeceklerim var. Şimdi Mesut videonun öncesinde yani kaydın öncesinde yani siz bizi kabul etmeden evvel ben bazı şeyleri öğrenmek istemiyorum dedi ısrarla. Ama ben de diyorum ki bizim takipçilerimizden özellikle benim zaten gizlim saklım yok. Benim var hocam. Ben hala hayatımı bu kadar göz önünde yaşamıyorum. Kendime kadar biraz mahremiyetim ve izole bir hayatım olsa da abim topluma mal olmuş bir figür. Hepsini burada ifşa edeceğiz orada. Yani ortaya çıkaracağız. Beni dışında tutun bu halkanın ya. Onunkileri ifşa edin. Çok affedersin. Senin sadece toplumdan değil belki de benden sakladıkların var. Olabilir abi. Bana her insanın sakladıkları vardır. Belki bana söyleyemediğin için strese girdin, içine attığın bazı duyguların vardır. Belki hepsini bugün burada masaya dökeceğiz. Sevgili hocam. Şimdi ben burada ara bozucu mu olacağım yoksa gerçekten doğruları söyleyeyim. Hocam normalde ara bozucu yani, olmanız lazım. Yani nifak tohumları ekeceksem yani ben gerçekten en sevdiğim iş yani. Hocam, ya hocam güzel şeyleri söyle ya. De ki Netflix 2027 şu kadar para geliyor işte gösteri o zaman bu zaman. Direkt para olarak. Bence onları duymalıyız. Kapıdan yanlış girer girmez anlamadınız mı hocam ya? Herif o odakta başarıyı duyalım, yani. Parayı duyalım, efendi gibi gidelim Kadıköy'de kahvemizi içelim. Para dünyadaki en büyük mutluluk ya. Öyle midir hocam ya? Acun abi öyle demiyor. Ya vallahi şöyle söyleyeyim yani parası olanla dertli, parası olmayanla dertli. Şimdi o diyor ki olsun öyle dertli olayım diyor. Tabii. Tabii canım ya şimdi beni karım terk ettikten sonra hadi ben eşim terk etti ne yapacağım? Viskimi alacağım, yatıma gideceğim, oturacağım orada çok dertliyim ya ne yapacağım ben şimdi diyeceğim. Acı acına dert çekilmez. Yani. Hocam 87'liydiniz değil mi? Video başlamadan bize bir fizibilite çıkardınız. Orada rakamlar yazıyor, isimler yazıyor. Arkadaşlar sizin hayatınızdaki isimleri esasında çıkarttık burada konuştuk esasında. Birçoğu sizin hayatınızda olan insanlar ama geçmişteki insanlarla birlikte gelecekteki insanları da veriyor. Dolayısıyla bu insanların içerisinde konuştuğumuz bir isim vardı. O da orayı dıtlayalım. Bu isimle alakalı sizi uyardım. Sizi ne tanırım ne ederim. Dolayısıyla sizin enerjinizde sizin hayatınızın içerisinden bir şeyler söylüyorum. Ama ne oluyor? Vallahi hiçbir hayat kurulmadı, kurtarılmadı. Dolayısıyla da hani siz buraya bağlı olaraktan yaşarsanız zaten hayatınızda hep bir tökezleme yaşayacaksınız. Yani fal bir eğlence. Siz bileceksiniz, kaderinizi yaşayacaksınız, beni meşhur edeceksiniz. Yani aa adam bildi ya biliyor musunuz filan diyeceksiniz. Olay bundan ibaret esasında. Bu arada tabii ki sevgili arkadaşlar. Güzel sistem. Bizler yalan söyleyen insanlar değiliz. Bir kere bile yalan çok söylemedik yalan dedik. Alperen bütün yalanlarımızı koydu böyle arka arkaya. Burada sevgili hocamla tabii ki onun bu üstün bilgisiyle birlikte bu hayatımızdan önce bir belki geçmiş, belki günümüz ve belki gelecekten bir takım haberler almaya çalışacağız. Sevgili hocam ilk nereden başlayacağız? Şimdi bizim başladığımız yer esasında biz Ebced hesaplarınızı yapıyoruz arkadaşlar. Ebced hesabı eski Osmanlı'da kullanılan bir hesaplama biçimi. İşte Kur'an'ın bununla yazıldığı söylendi. İşte atıyorum işte insanların hayatındaki şifreyi bununla çıkartmaya çalışıyorlarmış vesaire vesaire. Bunlar hem benim okuduğum kitaplardan hem de kulaktan dolma duyduğum şeyler esasında. Diğer taraftan baktığınız zaman burada beni yanıltan mesela bir tarafı yok. Sizle beraber bunu bir kere daha test ettim ve bir kere daha esasında yanılmadığımı gördüm. Ama diğer taraftan dediğim gibi yani benim çocukluktan beri bildiğim, buna yetenek dediğimiz veya hissiyat dediğimiz, kimi insanın bana cinli dediği bir durum çıkıyor ortaya. Öyle mi peki? Efendi gibi söyleyeyim bari. Ya şöyle söyleyeyim hani ben bugüne kadar mesela hiçbir cin beslemedim. Gel yavrum otur yanıma al ağzına bu ekmeği falan diye öyle bir şeyle karşılaşmadım. Ama tabii ki halüsinasyon anlamında birçok şey gördüğüm oldu. Yani diğer taraftan baktığınız zaman birçok insan cinden bahsediyor ama direkt bunu ortaya koyduğu gerçek bir durum yok. Bir cin ahbabınız yok yani. Ya bir cin ahbabı kimsenin yok esasında. Yani cin çıkarttım, cin soktum, yok böyle yaptım falan böyle bir şey yok. Cin soda? O da benim hayatımda var.
Hocam biraz rahatlayın diye yapıyoruz çünkü biz başta çok gergindik. 100 yıldayı söyleseydik abi. Hocam bu hesaplar yapıldı. Bu hesaplar tabii seyircimiz bu hesaplar yapılırken onlar tabii ki başka alemlerde idiler. Şimdi önce tarottan mı başlayacağız? Kurşun ne zaman ya? Ben kurşunu bekliyorum. Ben kurşuna geldim. Direkt kurşunu baletteden falan dökeceğiz az sonra. Yok canım. Bu arada vuracak mısın bizi hocam? Senin ilk kurşun deneyimi. Evet. Ben en son galiba 5 sene önce falan döktürmüştüm. Senin kaçıncısı Dıka? Yani en son dökülen kurşunda hocam hatta bir öncekiler kadar çok etkisi olmadığını gördüm. Gözüküyor mu last scene gibi şu zaman döktürmüşsün en son diye bakınca onu anlayabilecek misin? Ya şöyle kurşun döküp döktürmediğine esasını anlarız. O problem değil zaten. Ama şimdi herkes kurşun dökemez. Şimdi bu işlere baktığınız zaman hani bu işler paganlıktan ve şamanlıktan gelen hikayeler. Yani büyü, adak, işte kurşun yani bu tip şeylerin hepsi zaten şamanlıktan geliyor. Dolayısıyla da hani bunu el almış kişiler yapıyor. Mesela o el almış kişiler genelde işte yörük, işte ne bileyim hani kökeni biraz daha öz Türk'e dayanan vesaire insanlar oluyor. 5 yıl aradan sonra ilk. Of. 5 yıl aradan sonra. Çok şey görürüm herhalde bakalım. Yani orada bir 5 senelik bir birikim vardır bakalım. Belki de en son senle yan yanayken bizim eski evde mutfakta falan atıyorum. Görmüşsündür. Aplikasyona atıyorduk ama hocamın karşısına ilk. Hocam bunu kenara koydum. Okey. Bu bir. İkincisi. Biz hazırız hocam. Kimden başlayalım? Hocam arkadaşımıza tutorial niteliğinde olsun benden başlayalım derim. Kartları kesmeni istiyorum. Sağ ya da sol el fark etmiyor. Little magic, yes. Yani şimdi hani işe bir ritüel katmaya çalışan insanlar var, saygı duyuyorum ama benim tavrımda ya da benim uyguladığım tarzda öyle bir şey yok. Ne kadar rahat olursan, bana ne kadar açık olursan, kendini kapatmazsan ben daha rahat verimli olurum sana. Güç kartın çıkıyor burada. Şimdi senin burcuna baktığım zaman özellikle esasında koç burcu olduğunu görüyorum mesela. Ve koç burcunun içerisindeki duruma baktığım zaman zaten bir liderlik vasfı taşıyorsun. Ve güç kartını veriyorsun. Saflığa, temizliğe doğru uyguladığın bir güç kartını burada bahsedebilirim sana. Yani güç kartı senin hayatında esasında herkese karşı uyguladığın böyle kaba kuvvetten bahsetmiyorum. Senin güçlü duruşundan, hayata direnişinden bahsediyorum özellikle. Ve bu hayata direnişine baktığın zaman esasında bununla alakalı yıkıntılar yaşamışsın. 2018 ve 2019 diye çıkıyor. Büyük hem de. Şimdi İşin enteresan tarafı burada hedefler değişmiş. Çelişkili davrandığın bir konu ve sana esasında para kaybettirmenin yanı sıra zaman kaybettirmiş. Yani yanlış insanlarla yanlış işlerin içerisine girmişsin. Burada bana Cem Can gibi bir isim söylemen gerekiyor esasında. Yani abi kardeş Cem Can. Cem Can değildir ya. Cem Can. Tanıma bir şey. Bir isim dediniz hocam. Senin o dönem içerisinde esasında hayatını etkileyen isim. Acaba çalıştığın insanların yanındaki bir isimden mi bahsediyoruz? Ya bunu Ali'yle değil de bizle yap filan diyen bir isim. Bu seni etkileyen bir durum. Çünkü iş kartını veriyor ve iş kartının içerisindeki bir adamı veriyor. Adam biraz esasında uçkuruna düşkün, havarda bir adam diye veriyor bunu. Bu tarihlerde değil mi hocam? Evet. 2018-2019. Şimdi burası senin dönüm noktan olduğu için bu kadar üzerinde duruyorum. Ama diğer taraftan baktığın, hani şimdi o kadar enteresan ki mesela bu bir ilişkiyi de esasında sonlandırıp yeni bir hayata geçmek diye çıkıyor. Evet. Öyle bir şey ki esasında bu kadından zarar gördüğün halde esasında takıntılı bir şekilde kalmışsın bu kadın. Tam o karttaki kadına benzer bir kadın zaten hayatımda. Hayatımı tabii anasını kızım, ağlatan. Aynen öyle. O karttakinin aynısı. Geçmiş olsun diyeceğim sadece. Başka bir şey değil. Fakat bunu sen kendi kafanda bir anksiyete ya da travma haline mi getirdin? Çünkü özellikle hala oraya göstermek bir şey yapmaya çalıştığın çıkıyor. Evet. Bak beni kaybettin, senin kaybettiğin adam bu. Bu senin hayatında sadece seni engeller, onu söyleyeyim sana. Çünkü gittiğin yolun üzerinde esasında göstermelik bir şey yapıyorsun. Ama senin gerçek istediğin şey bu değil diye çıkıyor bana. Hani oradaki gücü zaten görmüş ya da atıyorum bunu göstermişsin. Bu saatten sonra kendi isteklerin için yol yürümek zorundasın. Buradaki kart bana bunu veriyor. Çünkü hani senin kaygılı bir insan olduğunu söyleyebilirim. Buradaki durum biraz daha esasında evham yaratmışsın kendi içinde. Bu böyle olmazsa ve ben bir daha düşersem, şu şöyle olursa vesaire. Bu evhamdan kurtulman gerekiyor. 2 senelik bir zamanım var. Tekrardan özellikle de İstanbul dışında yapacağım bir işten sonra esasında hayatın düzene girecek diye çıkıyor. Ve sen bunu bir yurt dışına bağlamaya çalışacaksın. Bu yurt dışı senin hayatında 2 gidişli olacak. Yani diyelim ki Almanya'ya gidecek. İlk önce İsviçre'ye uğrayıp oradan mesela Almanya'ya gideceksin. 2 aşamalı bir gidiş. Ve çok enteresan bir şekilde dönüş seni bir ilişki olarak da bekliyor. Ya da aktarmalı bilet alacağım ucuza gelsin. Dönüş bir ilişki diyorsunuz. Dönüş bir ilişki. Ama bu ilişki senin mesela diğer ilişkilerinden çok daha farklı. Burada hedef belirlediğin çıkıyor. Yani birlikte olduğun insanla esasında kader birliği gözüküyor. Yani bu seni evliliğe kadar götürür mü? Belki götürür. Hadi evliliğe kadar gitmese bile uzunca bir birliktelik. Beraber iş yapıyorsunuz, beraber kalıyorsunuz, beraber yiyip içiyorsunuz. Yaş ortalaması hocam. Ya şöyle söyleyebilirim mesela. Özellikle 26-28 bir yaş söyleyebilirim özellikle bu kadın için. İyi iyi neşedir. Bu arada Can'la ilgili iyi bir şey mi demiştik, kötü bir şey şimdi mi? Şimdi şöyle, o zaman içerisinde esasında hayatını etkileyen kısım da çıkıyor. Geçmişten bir Can var hocam, çok yakın arkadaşım 2011-2013. Ama 2013'ten sonra da bir daha hiçbir şekilde görüşmedik. Yani en kötü zamanlara kadar da görüşmedik, hala da görüşmüyoruz zaten. Sadece merhabalaşma yani. Ama 2 sene bir fiil, aynı kaptan yemek yiyorduk neredeyse. Ya şöyle düşün şimdi, ben bunu sadece kendimi biraz daha haklı çıkarmak için söylüyorum. Yani burada biraz daha esasında
şeyindeyim. Can sana bir şey katmıştır ya da katmamıştır o dönem içerisinde. Sen bunu atıyorum 2018-19 yılında yaşamışsındır. Bu Can olabilir mi? Mesut Can? O da olabilir. Ha, sen de candın değil mi? Ben de canım. Şimdi zarar olarak düşünmesek bile bir şekilde etkisi var. Ya da zarar verdi sana belki de ama bunu isteyerek bilerek yaptığını söylüyor ama. En başta şu videonun başında konuştuğumuz şeye geldik. Şimdi bana zarar verecek mi vermeyecek mi? Hocam 2018'de bu kadardım. 2018'de ben de zarar göremezdim. Oğlum 2018'de beraberdik. Aynı dizi. 2019'da beraberdik. Aynı film. Ama 2018'de zarar verilebilecek bir ilişkimiz yoktu ki. Sen başka bir hayatın vardı. Benim bambaşka bir hayatım vardı. Ama işte oradaki zarar illa böyle birbirimizin arkasından bir iş çevirmek ya da bir şey konuşmak İşte bir araya tekrar gelmemiz bile olabilir. Olabilir belki. Evet. Yani. Düşün, senin yanına gelecekti o gün. Diyelim ki atıyorum sen hesapta yoktun ama o işine gitmek zorunda senin yanına geldi. Yani bu bile bir etki. Anladım. Ki ne hikmetse sen 2018'de bir araya geleceğimizi öğrenip menajerine ya ayağım kırıldı yalanını söyle ben gelmeyeyim okuma provasına aynen, evet. Demiştin şimdi. Yıllar sonra adını duyunca gitmek istememiştim. Ya ben de o anı hiç unutmam öyle yani. Öyle demiştim menajerime. Bacağı kırıldı gelemiyor okuma provasına der misin demiştim benim yerime. O da yalan söylemeyelim çok ayıp olur demişti. Ben de gitmiştim ve yıllar sonra karşılaştık. Ha belki o olmasın bu olsun dediğin şey 2018 için şu olabilir. Onun yerine o projede başka biri oynuyordu. Sonra çok ani bir değişiklikle rol ali biçimin oldu. Hiç hesapta yokken. Yani ben anlaştığımda bambaşka biri oynuyordu. Okuma provasına gittiğimde karşılaştım. Şimdi çok enteresan. Şimdi bu dönem içerisinde özellikle senin yeni tanışacağın insanlar ki bana iki tane Mustafa orada isim çıkmıştı mesela. Bir Mustafa. Yani diyelim ki bu senin kafandaki iki Mustafa'nın haricindeki bir Mustafa da olabilir. Çünkü benim orada gördüğüm iki Mustafa var. Bunlardan bir tanesiyle bağlantı kurman dediğin gibi senin yurt dışına bir atıyor. Yani bu yolculuğa gitmek durumundasın ve iki gidişli yani iki ne aşamalı diye çıkıyor. Ne için gidiyorum hocam bu arada? Ya atıyorum işte bu sektör olabilir. Şimdi sizin sektörünüzü çok fazla bilmiyorum. Yani burada gördüğüm kartların üzerinden gördüğüm şey de sana ilk başta anlattığım şey vardı hatırlarsan. Dedi ki bak sen eninde sonunda bir patronluğa geçeceksin. Yani farklı bir sektörün içerisinde patronluğa geçeceksin. Belki de sana orada kapılar açılacak. Yani yurt dışına gittin, atıyorum oradan mal aldın geldin, atıyorum işte ne bileyim bir sistem öğrendin, bir işte malzeme getirdin. Yani bu senin kafanda farklı bir sektörde ya da bu sektörün içerisinde geri gelişinde bir hayat kurduruyor. Biz galiba dropshippingçi oluyorsun. Allah Allah. Baksana. Ya sen bir patronluk yaşayacaksın zaten yani. Hani bunun kaçarı yok. Hani sayılar geldiği zaman o sayıların içerisindeki senin yöneticiliğin, patronluğun. Hani para gelsin tamam ben sadece yatıyorum, oturuyorum dediğin kısım çıkıyor burada. Peki o durumda biz ne yapıyoruz? Gene birliktesinizdir muhtemelen. Ben sizi ayrı olarak görmedim açıkçası söylemek gerekirse. Deva! Harbi mi hocam? Evet. Ciddi misiniz? Sizin dostluğunuz sağlam temeller üzerinde kurulmuş. Bununla alakalı bir şey yok. Hani burada atıyorum yani klişe bir şey olacak ama dışarıdan gelen etkileri çok fazla duymayın. Birbirinize açık olduktan sonra bir probleminiz yok. Benim aşık olmam nereden kaynaklanıyor? Senin aşık olman esasında biraz daha nasıl diyeyim hayatında esasında stabil, sabit şu ana kadar bir ilişki olmamış. Aslında tek bir ilişkiyi görüyorum. Diğerlerinin hepsi fiyasko diye çıkıyor. Aynen öyle. Ve bu fiyaskoyu yaşaman da esasında senin için hayati ders diye çıkıyor burada. Yani aynen öyle hocam. O bahsettiğiniz... Yüzümde maske var. Sorabilir miyim hocam? 11 tane kart isteyeceğim. Sorularına sonra geçeceğim. 11 kart istiyorsun. 3 tane kart var. Bu 3 kart senin şu anki genel durumun içerisinde yaşadıklarını söyleyecek. Yani hani bu aktüel olaraktan bugünlerde yaşadığın şeyleri anlatacağım sana burada. Çok enteresan bir şekilde deminden bahsettiğimiz kadın burada çıkıyor. Bu kadının tarifi tuttuğunu koparan, ne istediğini bilen, aklı başında gerçekten hani sana verimli olabilecek bir kadından bahsediyorum. Bu verimli olacak kısmı özellikle senin kafanda fantazilerine bağlı yalnız. Şimdi 3 tane daha kart istiyorum. Tebrikler ne güzel. Şimdi işin enteresan tarafı bu kadın sana bu şekilde gelecek. Karakterinde, mayasında, özünde bu var. Ama sonuç itibariyle sana geldiği zaman esasında hani bir yaralı ceylan modunda gelecek bir kadından bahsediyorum. Diyelim ki bir ilişki bitirmiş. Diyelim ki bir dönem parasız kalmış. Diyelim ki işte hayatını kurmakta şu anda sıkıntı yaşıyor. Ve sen onu o döneminde esasında tanıyacaksın diye gözüküyor şu anda. Bu eski biri mi hocam? Yeni. Bu yeni biri. Eski birini mi istiyorsun? Yok. Elimizde şu anda yeni var. Eski birini sen istiyor musun? Yok. Dur abi sana soruyor. Yok bu yeni biri. Yani bu yeni birine baktığın zaman hani onun kendi sıkıntıları var. Zaten vicdan hesaplaşmasını yapıyor. Diğer taraftan hani senle zaten bu konuşmanın içerisinde bak Ali ben şunları yaşadım. Hani bana böyle davranacaksan ya da şunu yapacaksan hani bir ortaklık kurar gibi bir pazarlık yapar gibi esasında bir takım şeyleri anlatacak. Ama ben senin yerinde olsam geçmiş hayatını çok fazla kurcalamam bu insana. Hepimizin başından geçen bir takım hikayeler var. Sonuç itibariyle mide bulandıracak taraflara kadar inmenin bir mantığı yok. Yani olur böyle şeyler diyeceğim. Yürüyeceğim. Bu kadınla sen esasında başta ilgilenmek istemeyeceğin fakat dikkatini sonrasında daha fazla çekeceği özellikle de esasında bu dönemin içerisinde geldiği için tam da bir iş kızışmasının içerisinde olduğunu söyleyebilirim. Yani atıyorum aynı anda iki yerde birden olmaya çalışacaksın. Ya bir tarafta işte atıyorum senin sevgilin bekliyor, bir tarafta işin bekliyor, bir taraftan ailen bekliyor. Yani birkaç olayı aynı anda yaşayacaksın. Bu yeni biri. Yeni. Ben niye ikna edemiyorum Ali'yi? Demek ki bayağı uzak geliyor. Yemin ederim ki yeni. Ama bir şey diyeceğim kral yani. Bayağıdır aranıyor ya yeni böyle birinin gelecek aranıyoruz olması. Aranıyoruz hocam yıllardır ya. Ama bak sen yemin ettiriyor bana farkında mısın? Düşün cehennemde öl locada yanacağım.
hiç tanımadığım insanlar hakkında gıybet yapıyorum. Beddua ediyorum, küfür ediyorum. Hocam bu işte son anlattığınız kişi tekrarlamakta fayda var. Yeni. Yeni. Yeni biri. Mesut yemin ederim yedi. Bu yeni biri ve başka bir sektörden galiba. Ya şöyle söyleyeyim, şimdi iş olarak orada bir şey görmedim açıkçası. Fakat sana desteğini gördüm. Bu maddi manevi bir destek vesaire. Beni ne getiriyor onunla bir araya hocam? Ona bakarız. Onun için daha kart istemedik senden. Mesela buradaki tarih bana Kasım'a kadar özellikle hayatında bu kadınla karşılaşman, işte atıyorum aynı ortamda bulunman vesaire gibi şeyleri söylüyor. Yani burada bir aylık bir dönemim var. Allah bereket versin abi. Hiç. Kasım ne şurası lan? Hiç niyet Black Friday geliyor ya. Oo, İtopya bu arada. Tabii. Hocam siz de mi? Varsınız şu an bir sevgili insanlar vardır sonuç itibariyle ama ilk önce kalbinin gerçekten bir vurması gerekiyor. Şimdi bu kadınla senin özellikle bir iletişimin ve bu iletişimden frekans, hani aynı frekansta olduğunuz durumu söylüyor. Şimdi etrafta bir sürü güzel kadın var. Biz erkekler hepsine bakıyoruz zaten. Ama bu kadınla farklı duygularım var. Yani bu kadını yatağa atmaya çalışmayacaksın. Bu kadını tanımaya çalışacaksın. Yani bu kadın senin başta esasında abi bununla olmaz dediğin bir kadın diye çıkıyor. Şimdi işin enteresan tarafı abi kadın işte 3 gün olmuş ayrılalı ben bu kadına ne yapacağım dediğin bir pozisyon düşün. Bu sadece şu anda farazi konuşuyorum bunu. Acaba Allah kahretsin lan. Aklıma geldi direkt ya. Söylediğim değil abi. Ya da daha önce seviştiğin biri değil. Ben bir kere sevişmiştim denedim ama şu anda hani o değil. Yani sıfır bu, yeni mi? Sıfır. Ha, kadın kendi hayatında yeni olmasa bile senin hayatında yeni. Kasım'a kadar. Kasım'a kadar görmüş olacaksın, tanımış olacaksın. Ver abi 3 tane kart daha niye beni çırmalattırıyorsun burada? Ver abi şu Kasım enerjisiyle. Doğru ver. Ha bast. Okay. Çok yakın tarih kral ya. Kasım çok iyi baba. Şimdi bak bana verdiği karta bakarsan zaten buradaki kartta bir kafa karışıklığı yaşayacağını söylüyor zaten kart. Başta zaten bir şekilde kopuk kopuk görüşeceğiniz yani bir iletişim kurmakla sıkıntı yaşayacağınız zaman çıkartıyor. Birebir görüşeceğin tanışacağın bir insan. Kim hocam? Sormam normalde. Güzel yani o hakikaten da güzel. Hakikaten merak ettim yani şu an. Peki al sana isimlerinden tekrardan şu isimlerden bir tanesi ihtimali var mı ona bakalım. Hadi. Şimdi şurayı bitirmeme izin var ondan sonra. Pekala hocam. Buradaki durum şunu gösteriyor. Diyor ki dönemin içerisinde tam bir kontrol manyağıdır bu adam. Hayatındaki her şeyi senin kendi isteğin gibi yapmak isteğin çıkıyor burada. Bu seni çok yorar hani. Yani, estağfurullah herkes mutlu olsun diye. Anlatamıyorum. Herkes mutlu olsun diye. Öyle değil mi Alperen? Çek bakayım 3 kart. Bak. Ama işte buradaki olay şu. Yani şimdi atıyorum Mesut'un yemek yiyip yemediğini sorabilirsin. Ama bunun için de Mesut saat 9'u 10 geçe böyle böyle fasulye yedersen, yedin mi diye bir daha ararsan, hatta tabağı bitmiş mi diye bakarsan. Konuş be hocam. Buradaki durum seni çok yorar abi. Ama iyilikten yapıyorum hocam abi ya. Abi bu iyiliğin dışında sen kendine kötülük yapıyorsun kısmı çıkıyor. Kartlar abarttığımı mı söylüyor yani? Ya diyor ki sana mesela sen kendi hayatının içerisine münasırsın. Yani burada sorumlu olduğun kişi kendinsin. Mesut o gün fasulye yemek istemiyor. Abi seni kırmamak için fasulye yiyor. Bitti. Vallahi öyle. Hocam sana bir şey diyeyim mi? Bende kaldı bir gece. Bayıldı yani ama kendi iradesiyle kalmış sayılmaz. Uyuyakaldı. Sabah 6.30'da böyle bangır bangır sesler duymaya başladım. Dedim ki bu bir işlem bir şey yapıyor. Ben buna katılmamak için uyuyor numarasıyla hayatıma devam ediyorum. Hiç yoksa. Keşke. Abi evde halılardan rahatsız oluyor tamam mı? Halılarda dev gibi halılar. Bir modüler koltuk var belki 40 kilo kendi başına. 6'da uyanıyor. Modüler koltuğu ayırıyor. Altından halıyı kaldırıyor. Mermer masayı tek başına atom karınca gibi Ant-Man gibi kaldırıyor. Altından halıyı kaldırıyor. Ben uyandığımda evde bir tane halı görmüyorum. Bak diyor nasıl oldu? Çok iyi oldu değil mi diyor. Onun iyiliği için hocam. Vallahi billahi yaptım. Sabahın 6.30'da kalktım. Hayır onu da bir düzene alıştırmaya çalışıyorum. Ben çünkü pis pasaklı bir insan değilim hocam. Ben halılarımı çok seviyordum hocam. Yani halılarını çok seviyorsan eve git gece sar. Otoriter demeyeyim de bu düzen hastalığı bir rahatsızlığa dönüşüyor. Şimdi hastalık ayrı bir şey. Ama bende şey yani hani. Yanlış yapılacak korkusu olabilir mi bu hali? Yani ya yanlış olursa ya onu yapmazsa ya böyle olursa falan diye. Şimdi biz insanların hayatlarına müdahale ediyoruz ister istemez ama sonuç itibariyle fazla müdahale o insanın özgürlüğüne kısıtlama getiriyor. Tamam hocam bir daha halı malı kaldırmayız. Sen kendi evine gittiğin bir vakit var mı? Hocam ha! Ya doğru hocam soru. Yapma ya. Doğru ayda yılda, ya yılda iki kere gidiyorum kendi evime. Hocam çok yoğun çalışıyoruz çünkü. Gece mesaisiz. Tamamen organizasyondan sebep diyorsun. Peki. Şimdi son aktüel kartına baktığım zaman burada esasında bak bizde biliyorsun para balık, balık para. Diyor ki senin şu zamanda yapacağın her şey esasında paraya entegre olacak diyor. Yani bu senin için önemli esasında. Şimdi kadını anlattık burada özellikle esasında. Bu senin enerjin bir şekilde sana bir kadın gelecek. Ama kadını bir kenara koyduk özellikle. Senin hayatında yapacağın işlerin hepsi özellikle şu dönem içerisinde atacağın imzalar, tanışacağın insanlar. Geleceğini özellikle 11 ay, 12 ay kadar esasında bloke edecek. Yani bu insanlarla sen bir şeyler yaşayacaksın diye gözüküyor. Bunlardan bir tanesi benimdir muhtemelen. Yani hani bu saatten sonra hayatına aldım beni ayvayı yedim falan gibi bir şey çıkıyor burada. Yani ama merak etme sana bol bol para kazandıracağım. Burada bu kart çıkıyor. Çok güzel hocam. Şimdi işinin kızıştığını söyledik. Paranın geldiğini söyledik. Paranın kokusunu aldı. Bir de üstüne üstlük bir kadın çıktı. Daha ailevi olayları bahsetmedim bile. 3 tane kart ver ailene bakalım hadi. Ailede 5 kişi misiniz? Anne, baba, ben, kız kardeşim. 4. Hocam biri daha var deme.
kedi var falan de tam olsun. Kız kardeşimin kedisi var. Lan rahmetli Jimmy falan hala sizle mi yaşıyor yoksa ya? Ha, bir de bir köpeğimiz vardı ama o çok rahmetli olalı şok oldu hocam. Şimdi aile dedik, anne kartını vardı esasında burada. Annen seninle hiç işi gücü yok esasında. Senin hayatını kurtardığını düşünürken diğer taraftan kız kardeşine odaklandığını söyleyebilirim. Bir de baba. Babaya karşı geçmiş zaman içerisinde bir öfke barındırıyor fakat bu öfkeyle yani nasıl diyeyim hani nötralize etmiş, daha artıya düşürememiş. Şimdi diğer taraftan baktığınız zaman baba da evin içerisinde fedakar bir insan diye çıkıyor. Yani burada direkt esasında nasıl diyeyim yıllarca birlikte olmuş bir insanın atıyorum işte ne bileyim hani bıkkınlığı falan diyebilirim. Ama direkt sizin hayatınızı risk edecek bir durumu çıkmıyor. Diğer taraftan baktığınız zaman da esasında hani nasıl diyeyim ailede herkes evet kendine münhasır, hayatını yaşıyor. Öyle çok ciddi problemleri olan bir aile diye gözükmüyorsunuz. Düzgün. Sakin. Yani normal bir Türk ailesi. Yani başka bir şey yok. 3 tane kart var, yeni çıkacak bir adam var, bu adamı görelim. Bu adam sana demin söylediğim gibi bu Mustafa senin hayatındaki iki Mustafa olabilir. Diğer taraftan farklı bir Mustafa da olabilir. Çünkü burada olgun ki bunun yanında olacağın, bulunacağın, bu iki insanın yeni tanışacağı, hatta buradan güzel bir enerji çıkacağı ve sen bu adamın yanına gittiğin zaman dilimi içerisinde bu adamın kendi çocuklarından bir tanesiyle, bir erkekle problemi var diye çıkıyor. Hayatındaki Mustafa'ları düşün. Yani çocuğuyla alakalı okuluna yazdıracak, sağlık problemi var, atıyorum işte diyeyim, yurt dışına gidecek. Böyle bir Mustafa varsa şu anda hayatındaki Mustafa, benim sana söylediğim Mustafa bu. Bu yakın zamanda tanışacağımız birisi de olabilir şimdi hocam. Senin hayatında 2-3 aylık bir zaman dilimi çıkıyor. Yani buradaki hep yakın zamanları konuşuyor zaten bu kartların içerisinde. Şu anda uzak mesafede bir şey söylemedi bize. Yani diyelim ki mesela senin işi yapacağın, işte şuraya yükseleceğin, işte atıyorum işte 3 sene sonra işte hamile kalacak eşin, yok çocuğun olacak falan bir durumu söylemiyor. Sadece günlük hayatının içerisindeki ve senin yapacakların içerisinde durumları söylüyor. Yani sen bir adamla tanışacaksın. Bunu hani ister istemez yaşayacaksın ve sonuç itibariyle bu adamın çocuğuyla alakalı problem olacak. Sana burada esasında bir ipucu veriyor. Bak böyle bir adam, haberin olsun. Bu adam gelince bu adamı kaçırma diyor sadece. Diğer taraftan baktığın zaman zaten bir şekilde şu anda bütün kapıların esasında paraya dair açık. Fakat gözün kör. Ne yapmam gerekiyor hocam? Şunu yapman gerekiyor. Ben o kurşunları dökeceğim, ondan sonra zaten kısmetin de açılacak. Merak etme. Ama tekrardan söylüyorum. Benim senin kısmetini açmam değil. Senin kendi kendine kısmetini açman gerekiyor. Hayallerine, projelerine. Bak hayallerinin içerisinde olmayan bir evlilik kartı çıkıyor. Çok enteresan bir şekilde diyor ki şu kadın başta geldi. Atıyorum bunun dışında 10 tane kadın ya da işte çapkınlık yaptığın gecelik günlük sadece seksüel olarak birlikte olduğun insanları bir kenara koyduk. Hayatındaki bir insanla özellikle esasında bu bir yılın içerisinde daha ciddi bir pozisyonda kalacaksın diye çıkıyor. İlla bir evlilik olduğunu söylemiyorum. Buna işte imam nikah yapıyorlar, atıyorum birlikte yaşıyorlar vesaire vesaire. Nişansız. Gibi. Yani ciddi resmiyetli olan bir birliktelik gözüküyor burada özellikle. Hani geleceğe atılmış adımı söyleyebilirim yani bu şey gibi de olabilir yani hani evlilik makam olarak değil ama biz resmi olarak beraberiz. Evet, görünebiliyoruz yani. Her tarafta. Ya evet yani hani adını koyduğum bir ilişki diyebiliriz. Resmiyette işte hani bir şekilde bak bu benim sevgilim diyebileceğim bir insanı esasında simgeliyor. Ya bu senin hayallerinde fakat planladığın bir şey değil. Yani şurası hayal, plan ve proje kısmı özellikle bu kartların içerisinde. Diğer taraftan baktığın zaman zaten bir projeyi değiştireceğin, farklı bir yöne doğru yürüyeceğin vesaire gibi bir takım şeyler çıkıyor. Bu da senin kafanda özellikle Mart ve Nisan ayında diye gözüküyor. Yani sen atıyorum elinde olan bir projeyi zaten Mart-Nisan ayında esasında biçimlendireceksin. Yani şu var mı proje? Mesela bu evet bunu söyleyeceğim zaten. Hani bu ekip bunun içerisinde var fakat bir ekip daha var burada. Şimdi diyelim ki siz 6 kişi bir projenin içerisindesiniz. Diyelim ki atıyorum işte ne bileyim belgesel çekiyorsunuz. Bu belgeseli çekerken sen atıyorum diyelim ki birini Afrika'ya gönderirken öbürünü de Avustralya'ya göndereceksin. İki ekiple bir şekilde çalışacağın bir durum pozisyon çıkartıyor. Yani senin kafandaki proje değişecek. Pekala hocam. Diğer taraftan erken emeklilik beklediğim bir zaman dilimini söyleyeyim. Yapabilirim abi parayı bulayım bankaya ben oturayım yatayım yatımda işte keyif yapayım. Yani bu pozisyon çıkıyor senin hayatında. Ama bu erken emeklilik seni öldürür. Çünkü sen çalışmadan yaşayamazsın onu söyleyeyim sana. Aynen öyle hocam. Şu mevzunun üzerine galiba aylar önce haftalarca da üstüne konuştuk. Ya şimdi şöyle sizin işiniz esasında keyifli bir iş. Yeni insanlarla tanıyorsunuz. Bu hıza alışmışsın artık. Buradan frene basman söz konusu değil. Yani seni eve alıp işte ne bileyim bir havuzun kenarında böyle sallanan bir sandalyenin üstünde elinde bir kahve fincanı sırtında battaniyeyle düşünemiyorum öyle. Hele bir de yalnız hiç olmaz hocam. O zaten bir şekilde hayatındaki bir kadını gösteriyor. Merak etme bu saatten sonra mümkün mertebe bu kadın senin hayatında olacak diye gözüküyor. Şimdi güzel söylüyorsun da ben şuradaki isimlere bir bakacağım. Sigara molasını ne zaman vereceğiz arkadaşlar? Hocam yakın bir tane zaten Blur'dasınız. Peki. Yani dumanlı bir şekilde. Kafası yanıyor deriz. Çok şey bildi herifin kafa alev aldı. Biz de uyalım. Öyle bir şey deriz. Şimdi buradaki isimlerden özellikle Ece Ceren falan gibi isim söylemiştik. Elif söylemiştik. Çok özellikle tanıdık. Zeynep demiştik. Gül demiştik. Aslı demiştik. Buna Sıla da olabilir demiştik. Harflerin yerini değiştirdiğim zaman. Hülya, Deniz, Buse veya Buket dedik. Gözde. Burada olan bir ismi vermiyor. Ben senden 3 tane kart isteyeceğim. Oba. Hocam 3 kartım kaldı. Alayım merak etme. Vallahi başta olsa verirdim. Ben adama deste veriyorum. Adam bana 3 kartı vermiyor. Görüyor musunuz? Ya bağcı bağını vermiş. Bağmancı bir salkım üzüm vermemiş yettin hocam. Yettin be ne kurtlar vadisiymiş be Mesut.
Şimdi bu kartları açıyorum özellikle. Well, well, well. U ve Ü'nün arasında kalıyorum. Çok enteresan bir şekilde bu ismin içerisinde Ç gibi bir harf veriyor. U, Ü, Ç. U veya Ü. Şimdi buna Burçe falan diyebilirim. Burçak diyebilirim. Soyadın da olabilir mi bu Ü, Ç? İsim söyle abi bana, ismi ne? İsim ve soy ismi. Abi burada söyleyemiyoruz. Bir dakika. Şimdi. Ne? U, Ü dediniz hocam, bir de Ç dediniz. Evet. Sen ismini yavaş yavaş buluyorsun galiba, değil mi? Siz az önce bir Ece dediniz ya. Ece ismi zaten var senin hayatında, o olacak. Ama bu kadınla atıyorum mesela, gelecek paylaştığını söyleyemiyorum işte. Ha, aynen aynen. Aynen. Allah'ım. Şimdi buradaki durum özellikle esasında o kadın, ya şimdi hani seks yaptığın insanları burada hani şimdi 20 tane yapıyorsun, 20 tane kart yok burada her kadın için. Ya yani buradaki net hayatındaki kadınları söylüyor bana. Eledik. Onun için de hani bana U ve Ç harfini veriyor burada. Başka bir U ve Ç var. Başka U, Ç ne dayı? Hayır, etrafta var mı acaba diye. Etrafta benim eski tanıdığım olabilir mi? Seviştiysen olmaz. Benim ağzıma zindan atarsın benim ağzıma. Olabilir mi? Olabilir, neden olmasın da bunlar, sen bir şey yaşadın mı? Bir uzun ilişki. O zaman olmaz. Ali abinin etrafında sevişmedi hiçbir kadın yok. Tom ne anlatan kadar... Anlatan kadın değilim ben şu anda. Şimdi buradaki durum dediğim gibi yani hani bu Ü ve Ç harfini veriyor ama işte yani dediğim gibi U, Ç veya Ü, Ç. Yani buna Burçak diyebiliyorum. Bunu atıyorum işte ne bileyim. Başka isim söyleyin. Hani Ç isminden isim bulamıyorum açıkçası. Hani Çiçek diye isim geliyor. Çiçekle Ü yok zaten. U da yok. Vardı bir çiçek de 2020 pandemide soldu. Sendeki o literatür hastayım ona şu an. Hangi harfi söylesem, ismi var, söylesem. Var hocam. Var o kadın İsim yani. İsim şehir gibi. Hocam mesela bir harf değil mesela K, Kadriye. Buna dikkat edeceğim hocam. Şimdi şurası gelecek kartların özellikle. Gelecek kartlarını açtığım zaman o kadar enteresan şeyler veriyor ki. Ya senin hayatındaki kadınla esasında o birleşme noktasında sizin ortaya bir güç çıkartacağınız çıkıyor. Fakat senin teslimiyetini vermiyor burada. Ve sizin özellikle senin ilişki anlamında en çok ileride mücadele edeceğin kısım bu kadınla güç kavga. Güç kavgası. Evet. Benim dediğim olacak, senin dediğin olacak. Akşam şuraya yemeğe gideceğiz, hayır buraya git yemeğe gideceğiz. Sen gidersen ben de giderim. Böyle bir durumun çıkıyor. Bu güç yani kavgası maddiyata da mı gidiyor? Atıyorum şimdi hani kadınla niye maddi kavga yapasın? Yani seni seven bir insan seninle aç da kalır, tok da yaşar filan. Ama sonuç itibariyle sana bir şeyleri yaptırmak konusunda ya da sen onu yaptırmak konusunda bir paradoks yaşıyorsun. Benim dediğim olacak, senin dediğin olacak. Yani bunu ılıman bir hale getiren, mutedil bir şekilde sokmak. Ben yaparım onu hocam. Koç burcusu çok normal. Yaparım yani. Liderlik vasfı taşıyorsun zaten burada. Şimdi gelecek kadın da zaten muhtemelen boğa olacak. Ay bu yiğit. Hadi canım. Tabii. Diğer taraftan baktığın zaman çevrende esasında var ya birkaç tane isim ve bunlar değişmeyecek isimler. Yani diyelim ki bu kadro değişmeyecek. Fakat bir sürü yeni insan geleceğini söyleyebilirim. Bunların içerisinde direkt zarar göreceğin bir insan yok. Ben senin kendi kendine zarar vermenden bahsediyorum. Çünkü burada para endeksli bir hayat çıkıyor ve senin şöyle bir durumun çıkıyor. Ben bu işe de gireceğim, şu işe de gireceğim, bu işe de gireceğim diye. Kafadaki bu olayla gidersen zaten problem yaşarsın. Hocam bizim ekip yani beni size şikayet etmiş olabilir mi? Muhtemelen öyle bir şey zaten. Gelmeden önce konuştuk. Hatta yüklü miktarda para verdiler. Yani olamaz. Bu kadar yani çünkü. Şu anki durum bunu söylüyor zaten bana. Pekala hocam. Şimdi seni çok duygusal bir adam olarak görmüyorum. Sapık bir adam olarak da görmüyorum daldan dala atlayan. Ama diğer taraftan baktığım esasında özellikle ya Mesut ben bundan sonra abi bütün kadınlardan elim ayağımı çektim. Gerçekten çok seviyorum işte Burçak'ı falan deyip o tarafa doğru yürüdüğün çıkıyor. Burada senin hayatına özellikle bu kadın girdikten sonra. En çok istediğim şey o zaten. O çok yoruldum bunu hocam ya. Samimiyetle söylüyor musun? Mesut ben buna inanmalı mıyım? İnan. Yani ne kadar inanayım? Yani çok istiyor, bayağı istiyor ya. Ekipteki arkadaşlara oy kullandırmak istiyorum bu konuyla alakalı. Sevgili arkadaşlar, ben oy. Düzenli, ciddi, hepimizin beraber oturup kalkabileceği, sadece benim elini tutabileceğim bir ilişki istemiyor muyum? Gerçekten istiyorum hocam. Ama İnşallah istemeyi olur. De işte yer yer bırakıyoruz. Adamın kafasını yıllardır pire gibi kemirdik ya. Bir de doğru adres de değil yani. Gencecik adama diyorum ki ben evlilik istiyorum, ben ciddi ilişki istiyorum. Sen zaten çökmüşsün yani. Ha? Yoruldum hocam be. Dur sana geliyoruz, yorulduk sana hocam ciddi be. Geliyoruz. Çok enteresan ya. Ne oldu hocam? Yeşim Hanım. Ha, Yeşil Hanım. Güzel bir kadın mı değil mi bilmiyorum ama hemen hemen yani bunu anımsatan bir kadın çıkıyor. Sadece bu kadın biraz daha böyle minyon tipli vesaire falan biraz belki boyu uzun biraz zayıf bir kadın olabilir. Senin hayatındaki net insanı verir özellikle onu söyleyebilirim. Çok kadın odaklı yani kartlar. Sen de öylesin. Ticari olarak da veriyor, kadın olarak da veriyor. Hayır. Biz ne tarafı yönlendirmek istersek o taraftan gidiyoruz. Bana para ben ama işip geliyorum. Ama şunu da söylemekte fayda var hocam yani. Ben bu kartlarda ne çıkarsa çıksın hep böyle ekip ve ikili düşünüyorum. Yani sonuçta ortağım, partnerim. Yani orada mesela bana bir iş gözükse yine ikimiz için, ekip için.
İlişki gözükse... Buna samimi bir şekilde inanıyorum. Onunla alakalı hiçbir problem yok. Çünkü demin de bu cümleyi ben kurdum zaten sana. Hani dedik ya mesela ekipten kopmuyorsun. Ekiple alakalı zaten düşünüyorsun. Buradaki insanların atıyorum. Şimdi onlara karşı bir vefan var. Onların sana karşı bir vefası var. Yani bu durumda esasında sizin birbirinize kenetlendiğiniz çıkıyor. Arada atıyorum bazı insanların problemleri, sorunları olabilir. Atıyorum gün içerisinde tartışma yaşayabilirsiniz. Bunlar hiç önemli değil. Bunlar zaten hani nasıl diyeyim, bu işin tuzu biberi. Diğer taraftan ekiple beraber yürüyeceksiniz zaten. Ama ekstra bir ekip daha çünkü. O ekiple bu ekibin arasında ne yaşanır? Bay bay. Hocam nasılsın? Teşekkür ederim Mesut. Böyle sorunca bir tedirginlik kapladı yalnız beni. Yok, ben tedirgin olduğum için öyle sormuş olabilirim. Şimdi sıra bende diye. Ben esefle burada bekledim abi. Ama sırayı Ali'nin kahve falını bitirdikten sonra. Ha tamam. Hocam tamam. Bu arada şimdi sevgili takipçilerimiz de ilk defa böyle bir şeye şahit oluyor. Normalde Mesut'un mesela videonun 3. ya da 5. dakikası arasında çok ünlü birinin taklidini yapıyor olması lazım. Şu an o taklidi de yapamadığı için acayip derecede rahatsız, öyle değil mi kuzum? Maalesef. Yok yani. Abi. Yok hocam, içimden gelmiyor ya. Şu an ruhani bir durgunluk yaşıyorum. Mesela kimlerin taklidi var abi? Herkesin. Beni taklit edebiliyor musun? Haftaya yandın sen de. Ya, bittiniz hocam ya. Haftaya Aşbak kanalı, ben de top sakal. Vallahi öyle olacak. Bakalım. Kaan hocam, sokak lezzetlerine devam edebilecek miyiz, ben soracağım ya. 3 tane kat ver abi hemen. Ya dur ya. Devam abi. Ya tavuk pilav bile sayabilirim bu. Hadi ya. Evet, daha da küçültüyoruz restoranları ya. Sağlık olsun, ne yapalım. Şimdi kurşunlarınıza geçeceğim arkadaşlar. Olur hocam. Arkadaşlar kurşuna hazırlık şu an. Birazdan kurşun döktürmek için beraberiz. Değerli arkadaşlar, son derece mistik ve sofistike ortamımızda Kaan hocamızla birlikte videomuzun en can alıcı, en heyecanlı kısmına geldik. Yani dünya tarihinde belki de YouTube'da bir ilk, canlı Mesut Can Toma'ya ve sonra bana kurşun dökülecek. Kaan hocam biz hazırız. Ali senden şepşeyi tutmanı istedim. 10 milyon plaketi çıkıyor mu benimkinden tak? Bu ritüellerin içerisinde esasında yanımıza bir şey, birini almıyoruz. Normalde esasında enerji tek başına yaşanan bir enerji normal şartlarda. Ama ben hani insanlar da bunu öğrensin, görsünler, izlesinler diye esasında bunu birlikte yapıyorum. Kurşunumuzu içine atıyoruz, erimesini bekliyoruz. Ben orada dualarımı yapacağım. Hocam ben de ilk defa böyle bir şeyin içinde buluyorum kendimi. Kurşunu döktürdüm. İlk defa buna vesile oluyorum. Hayırdır işlemeye başladım Mesut'un adına, yalnız onu söyleyeyim sana. İşte hocam yani halıdan kurşuna. Vallahi eriyor ha. Bak sen hayatını çok güzel de dizayn etmişsin, kurgulamışsın, fakat sana başta söylediğim şeyleri esasında burada bir daha söylerim. Senin üzerinde olan bir şeyler özellikle de esas 1987 çıkıyor bunun için. Vatandaşın doğum tarihi bak şimdi. Benimle ne alakası var oğlum ya? O doğdu. Onun doğduğu tarih senin için esasında yeni bir başlangıç demek ki. Bu işin esprisi ama bunu ailene sormanı istiyorum özellikle. Başarılı bir insan olacaksın, para senin hayatında her daim olacak. Bununla alakalı problem yok. Fakat parayı hani bir şekilde harcama konusunda özellikle ya eğitim almak zorundasın ya da parayı başka bir yere hani teslim etmek zorundasın. Kendinle baş başa harcadığın paranın senin hayatında esasında elinden çıktığı gözüküyor burada. Özellikle de hani yönetim, parayı yönetim konusunda destek alman gerekiyor. Yani hani şuraya yatırım yapayım, bunu bu şekilde yapayım ki hayatın ciddi anlamda rahat ilerlesin diye gözüküyor. Ben bunu sana denize attıracağım Mesut. Sonra bana 3 gün sonra geleceksin ve ben senin özellikle hani 3 gün ya da 7 gün, en erken 3 gün, en geç 7 gün içinde geleceksin ve ben senin ikinci kurşunu dökeceğim. Ondan sonra zaten etkilerini bariz bir şekilde görmeye başlayacaksın. Dediğim gibi bunlar ritüel ve bu ritüellerin içerisinde özellikle sen plasebo etkisinde yaşayacaksın bunu. Yani artık kurşun döktürdüm, bana hiçbir şey olmaz diye. Tabii bu senin 9. kattan atlamanı gerektirmiyor, onu söyleyeyim sana. Nasıl olsa kurşun döktürdüm falan diye. Uçabilirsin ama konamazsın, onu söyleyeyim. Şimdi sırada devler dedi. Hayır olsun. İnşallah bununla beraber bütün negatiflik ve senin üzerindeki özellikle etkiler kaybolur. İnşallah hocam. Ama üstünde beklet, tamam mı? Evet, üstünde beklettiği zaman merak etme. Bak beni onu akıllı eşim yaptı mesela. Aralıkta ya, Aralık'ta bir şey geleceğim evine. Halının orada hala kurşun duruyor. Oğlum at şunu, at şunu. Hemen atmam lazım değil mi? Evet. Çok uzun bir aradan sonra. Ha, merhaba YouTube. Şu an öyle duruyorum biliyor musun? Sonra. Ben kanalı da açtım bu arada. Ne kanalı reis? Ya şey yani multitask'te duruyor. Kanalın üzerindeki nazar da gitsin. Aramızda 40 bin abone farkı var. O nazar değildir abi. Ha, değil mi? Başarıdır değil mi o? Yani. Sen niye mengenli Bolulu ustaya döndün bir anda? Ustam kurşun az olsun. Kurşunumuzu ıslıyoruz. Ulan Mesut burada da kurşun lezzetleri bitmiyor elinde kepçeyle. Vallahi hazırım. Seninki de patladı.
Yok, 12'nde esasında bu kadar bir patlama yok. Tam tersine onu patlatmam lazım çünkü burada ciddi anlamda hem para hem zaman kayıpları var ciddi anlamda. Ve bu bir kadının etkisi olaraktan geliyor. Şimdi o 2018-2019'a ben tekrardan döneceğim Ali. Yani orası seni gerçekten etkileyen bir durum diye çıkıyor. Yani sen orada ne yediysen bir başka insanın esasında sana uydu ya da atıyorum geldi ya da gelmedi etkisini bayağı bir yaşamışsın. Bunu psikolojik olarak da düşünebilirsin ama diğer taraftan hani gördüğüm kurşunlar mesela hani onda para çıkıyor en azından atıyorum aile düzeni var bir şekilde çıkıyor. Ama sen de dağınık bir hayatı veriyor bana. Yani bu kurşundan tatmin olmadım açıkçası. Yani ikincisi ve üçüncüsünde seni toparlayabilirsem toparlayacağım. Toparlayamazsam ikinci sete geçeceğiz. Orada da üç kurşun yapacağız. Ne yapmam gerekiyor? Çok kurşun yiyorsun abi. Şimdi suyun hafızası vardır diye burada bir sürü video seyrettik. Bir sürü şey seyrettik esasında. Siz geceleri yatarken özellikle her gece bunun içerisinde alkollü olmanız durumu değiştirmiyor ama alkollü olmamanızı tavsiye ederim. Hayır, bereket, sağlık, mutluluk, huzur dileyip bir bardak su içip bu duayla uyumanızı istiyorum. Üç gün boyunca. Her gece. Üç gün boyunca bu duayla uyumanızı istiyorum. Ki özellikle esasında hani ben size bir video atacağım. Bu videonun içerisinde de var. Hani burada işte atıyorum suyun hafızasının olduğu. Özellikle suyun etkisini yaşayacağınız. Hatta hani büyüklerimizin hani Kur'an okunurken özellikle mesela bir işte sürahi su koyduğu falan olayları yaşadık. Ki bu suyu içip işte hani arınalım, temizlenelim. Duamızı bunun üzerine yapalım vesaire. Sizden de onu rica ediyorum. Şekil var mı hocam? Şekili okuyabilsem keşke. Yani benim size demin telefonumdaki hani resimleri gösterdim. Burada okuyabileceğim bir şekil yok. Yani hani şimdi şuradaki özellikle mesela şurada tokalaştığım bir özellikle insanı söyleyebilirim. Burada mesela işin ters dönmüş. Burada 2 aylık bir dönem diye çıkıyor. Bundan 2 ay önce. Kimle? İzleyelim. Olabilir. Yani bir işin dönmüş. Burada işte bu insanla bir şekilde yollarınız ayrılmış. Hani bereketsizlik diyebilirim. Yani diyelim ki işte atıyorum başkasının gözü vardı vesaire. Biz nazara inanan insanlarız. Yani Türk milleti olarak da batıllarımız fazla, nazarımız fazla. Yani senin yediğin şeyleri herkes yiyemiyor Ali. Onun yaptığı şeyleri, onun giydiği şeyleri ya da bindiği arabalara herkes binemiyor. Dolayısıyla oh be ya benim de olsa ah be falan. İç çektiğimiz zaman bile bunun biz negatif enerjisini görüyoruz abi. Hocam bir tık da maske var gibi sanki. Yani şurada özellikle el sıkıştığım bak şurada, şurada omuzları geniş, kolları biraz daha böyle sanki yukarıda gibi dağılan böyle el sıkışan bir adamı gösteriyor bana. Söyleyin abi ismini, kim o? Kim lan bu? Mesut değildir. Kim var böyle? Lan ben sana söyleyeyim o. Ha o tamam peki. İsmini duymadım ama neyse ismini söyleyeyim. Odur ya. Aynı o adam mı bahsediyoruz? Ha? Lan niye sen sarhoş gibi burnunun yüzü kızardı? Çünkü onda zaten benim kulağım da kızarmıştı işte. Ben büyüde kontrol kalemiyim ben ha. Hadi gibi. Ben ama hocam gerçekten çok tatlı bir rahatlama hissettim kurşundan sonra. Teşekkür ederim. Yani bunun özellikle esasında sizin hayatınızda etkisi daha fazla olsun da istiyorum. Ben ne kadar mutlu olursanız bana o kadar çok insan geliyor. Dedim ya enerji de esasında hani nasıl diyeyim bulaşan bir şey. Hocam bir şey diyeceğim şimdi videonun kapanışında sokak lezzetleri gibi olacak ama hocam nereden buluyorlar sizi? Biz hep şey diyoruz yani Adana'ya geldik ama hangi cadde burası? İşte, web sayfam var, web sayfamdan buluyorlar zaten bir şekilde. Yani burada isim vermem etik olur. Olur mu olmaz mı bilmiyorum ama telefon numaramdan buluyorlar. Daha çok referansla geliyorlar özellikle. Sizler sayesinde işte tanıdığım hani baktığım faydasını görmüş insanlar sayesinde. Yani sevgili arkadaşlar burada çok değişik bir emek harcadı sevgili Kaan Hoca. Ve saatlerdir baksana dışarı kaçta geldik. Yani kaç ben onu unuttum açıkçası. Like, emek, abone. Kesinlikle öyle. Ve sevgili arkadaşlar içimizde tabii ki böyle bir garip var, bir duygusal benim. Bir kıpırdanma var yani. Zaten halimizden vaktimizden anlamışsınızdır. Hoca kısmında ben hoca değilim. Biz saygımızdan hoca. Diyoruz. Benim durumum sadece naçizane bir insanım. Atıyorum bir takım yeteneklerim vardı. Ben onları işte atıyorum o yeteneklerimi biraz daha geliştirmek durumunda kaldım. Hani burada size yaptığım şeyler esasında bilimsel tarafları da var. Numerolojiyi falan söylüyorlar ben çok inanmıyorum açıkçası. Hani inanan ya da tüm bu işi yapan insanlara da saygısızlık yapmak istemiyorum. Ama Ebced direkt esasında hayatınızı anlatan bir şey. Yani Ebced farklı bir durum zaten. Hani o sayılardan bütün verdiğim isimler sizin hayatınızdaki isimler çıktı. Yoksa işte atıyorum hani Berk'i, Mert'i falan onları tanımam mümkün değil. Yani işte listedeki bütün isimler hayatınızdaki insan %90'ı çıktı burada zaten. Diğer taraftan %10'luk kısmı diyelim ki ileride tanışacağınız insanlar. Hani birini anlattık orada hani işte zaten hani evet bu adam böyle dediniz vesaire. Sizi tanımam etmem arkadaşlar ama iyi ki de tanımışım. Çok memnun oldum. Çok mutlu oldum. Hocam gerçekten. Biz de çok memnun olduk. Çok kaçıyor musun? Ederiz. Kaçıyorum. Dikkat et. Sahile kaçıyorum direkt. Sevgili arkadaşlar biz Kaan Bey'in dediği üzere kurşunlarımızı denize atmaya ama denizi kirletmeye değil üzerimizdeki nazarı atmaya gidiyoruz. Videomuzun açıklama kısmından Kaan Bey'e nasıl ulaşabileceğinize
dair bütün sosyal medya hesapları, web sitesi ve belki de bir cep telefonu numarasına kadar her şeyi bırakıyoruz. Biz bunu deneyimledik ve enteresan da bir deneyimdi. Benim için uzun bir aradan sonra çok enteresan bir deneyim oldu. Bu tarz şeylerden sokak lezzetleri gibi bir anda wow diye çıkamıyorsunuz. Bunu böyle birkaç gün sonra bir kere daha tecrübe etmeniz gerekiyor. Ve şu an içimizdeki bu garip duygularla hocam biz buradan ışınlanıyoruz. Çok teşekkür ederim. Gerçekten memnun oldum Ali. Mesut, seni tanıdığımı da çok sevindim. Diğer arkadaşlar ekibinde gerçekten son derece özverili bir şekilde hani burada davrandılar. Ben size karşı herhangi bir şekilde hani bir suçluysan eridiysen, sizin kartlarınızda ya hayatlarınızda neler varsa onları görmeye çalıştım. Yani bütün esasında hani bana gelen arkadaşlar için de söyleyebilirim. Elimden geldiği kadar sizin için faydalı olan şeyleri söylemeye çalışıyorum. Hani burada insanların hayatını negatif bir şekilde anlatmak, yani ah hayatında bir adam var, ah seni aldatıyor. Benim işim bunlarla alakalı değil. Sen nasıl mutlu olabilirsin? Ben size bunu göstermeye çalışıyorum. Ama falla hiçbir hayat kurulmadı, kurtarılmadı. Yani asla falla bağlanaraktan bir hayat yaşayamazsınız. 100 bin like'a ne yapıyoruz hocam? Valla 100 bin like'ın üzerine çıkarız diye düşünüyorum ya. Ne yapıyoruz 100 bin like'a? Ali, Mesut ve Kaan Hoca bu sefer nerede buluşuyor? Vallahi... Hangi tapınakta? Valla bilmiyorum, onu bir tapınak... Kendimiz olmasa bir muhabbet yaparız filan. 100 bin like'a ne yapıyoruz? Kaan Hoca ile balıkçıya mı gidiyoruz? Kuruntu. Kuruntu. Aa. Pekala, 100 bin like'a, ya 100 bin like gelirse Hoca ile kuruntuda ne yapıyoruz? Kurşun. Hocam arkadaşımızın ağzının suyu akıyor. Sevgili arkadaşlar, siz 100 bin like'ı verin. Biz de o sırada bunları düşünüyor olacağız. Ama 100 bin like'ı esirgemeyin çünkü Kasım Aralık biliyorsunuz YouTube çok yanıyor. Alperen, bizi buradan ışınlayabilirsin kardeşim.